baba yadigarı bir meslek sebebiyle emeği çok. Yani şuranın yarısını ben yaptıysam yarısını o yaptı. Öyle söyleyeyim. Recai Ağbaba, kardeşim benim. Hoş geldin, safa getirdin Recai. Nasılsın? Bağlamasız mı geldin? Allah razı olsun. Bağlamasız geldim. Ciddi yani. Olamaz. Vallahi öyle söyledim. Niye bağlamasız geldin? Dediler hani bağlamayı bir dahaki sefere getir. Bu sefer bağlamasız canlı söyleyelim. Ya kardeş, olur mu böyle bir şey? Peki ben bir şey soracağım. Şimdi bağlamasız da olsa, Recai Baba deyince yanında bir bağlama olması lazım Ağbaba'nın yanında. Bu yoksa da ben biliyorum ki Recai elini kulağına atar ve bir şey söyler. Olur abi, ne demek? Yanlış mı biliyorum ben? Eyvah, estağfurullah. Emri vaki olmaz değil mi? Yok abi, olur mu? Gönlünden ne geliyor mesela? Gönlümden ne geliyor? Bir göç oldu, göçler yola dizildi olabilir. Allah Allah. Dün hadi. Gece yarhanesinde olabilir ardından. Bir de şöyle bir kendimize gelelim. Yoldan geldik, boğazımız biraz... Dur o zaman bir soluklan, yok, su verelim. Sıkıntı yok. Yani su verelim, soluklanalım. Kusurumuz olursa kıymetli izleyenler... Siz daha yenice mi geldiniz? Daha yeni geldik. Trafik falan nasıldı? Trafik çoktu, o yüzden biraz geç kaldık. Tabii şey, pandeminin akşam trafiği, aynen. Yani ortalık bir karışıyor. Yasaktan dolayı biraz geç kaldık ama yetiştik çok şükür. Eyvallah, hoş safa getirdiniz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Rabbim utandırmasın. Allah emeklerinizi boşa vermesin. Abi senin de emeklerini boşa vermesin. Tesirinizi artırsın inşallah. Estağfurullah. Ben azıcık bizim... böyle ucundan kıyısından çıtlattım ama onu diyeceğim yani. Estağfurullah. Recai baba mesleği marangozluk. Oradan böyle kendisine miras kalan, kendisinin ifade edişiyle söyleyeyim. Babam hadi gelin oğlum şuna yardım edin derdi. Orhancığım gel yavrum, YouTube'uz, bir şey olmaz. Suyu verebilirsin. Siz televizyonlardan alışıksınız. Orhan bir daha git, bir gel şöyle bir görsünler seni ya. Niye öyle bak, arada böyle kadraja falan girip çıkman lazım. Paçozluğu seviyoruz abi. Kolay kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Allah teşekkür Allah ederiz. Kolay sana. Az sonra bir... öyle mi? Arkası siz tabii o tarafta da bir taraftan hengameli evet. Bir şeyler devam ediyor. Sürprizlerimiz var. Eyvallah. Sürprizlerimiz var diyor. Recai onu diyordum. Hani baba hadi oğlum gelin şurada iki yardım edin marangozhane dediğince belki kaçıyordunuz ama bugün evet. May mecrada o kadar çok emeğin var ki. Estağfurullah. Allah razı olsun can kardeşim. Eğer, teşekkür ederim. Gerçekten eder. Öyleyse bizim için ne mutlu. Böyle güzel adamların güzel şeyler yaptığı bir mecrada eğer küçücük bir katkımız varsa ne mutlu bize yani. Yüreğin yeter kardeşim. Estağfurullah abi, Allah razı olsun. Hayat İnanç abi var ya, Hayat abi bayılır. Şimdi sen eli kulağa attın, bir şey söylüyorsun ya, o sıra Hayat abi şuralarda bir yerde falan oturuyor olsa kendinden geçer. İnşallah. Bir eli bir kulağa at. Çünkü Hayat abi orada oturuyor. Abi hoş geldin. Göç göç oldu. Göçler yola düzüldü, uyku geldi ela gözler süzüldü o üç gün oldu elim yardan üzüldü oy oy üzüldü ağam nerede? Aşar yolun yaylanın oy oy yaylanın aman yaylanın doldur doldur nargile tazele sarardı gül benzim döndü gazele oy oy gazele tut elimde indir beni
mezere oy mezere at üstüme avuç avuç toprağı oy toprağı aman toprağı aman aman dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi altım yağmur üstüm yağmur yine gönlüm hoş idi aman 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 ben yandım seni bilmez. Tak 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 tak. Şeytan diyor saydır, saydır da saydıracak bir şey yok. Kardeş Allah razı olsun. Amin. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık, gönlüne sağlık. Ediyorum. Allah hayırlı ömürler versin. Bu güzellikleri biz senden dinlemeye İnşallah. Devam edelim. Allah sağ Eyvallah, sen. Teşekkür ederiz. Yunus Emre'nin Tapduk Emre eşiğine düşüşünü bu Erzurum türküsünden daha güzel anlatacak bir ifade var mıdır bilmiyorum. Altım çamur, üstüm yağmur, gene gönlüm hoş idi. Hazretim gelmiş böyle asayla bir şey. Ama bu ne? Yunus efendim demiş ha. Bizim Yunus mu demiş. Allah bizim Yunus mu deyince işte binlerce Yunus'un arasından bir tanesinin adı bizim kalmış. İş o ki o eşeğe düşecek gönül olsun. O kara çamura aldırmayacak gönül olsun. Ve sana bizim diyecek birisi olsun. Bizim dedi mi? Daha gam çekme. Demedi mi? Allah yardımcı olsun. Yaşayıp da ne yapacak? Güzel bir adam geliyor. Yüreğini seviyoruz, gönlünü seviyoruz, dostluğunu seviyoruz, varlığını seviyoruz. Şiirleri onunla seviyoruz. Anam babam, herkes divan edebiyatını anlatıyor da. O sevgilisini anlatır gibi anlatıyor. Baki'nin şiirini, Nabi'nin şiirini anlatırken. Abi hoş geldin, safa getirdin. Efendim, merhaba. Merhaba. Hayırlı mübarek olsun. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Baktım türküyü dinlerken gözlerini kapattım böyle bir abi. Değil mi? Bir ibadet ritüeli gibi oldu. Türkü neyi söyledi? Efendim, türkü? Neyi söyledi, ne anlattı? Anlattı ya. Senin işte. Gönlüne ne söyledi abi? Ben pek anlamıyorum. Bu gülüşü seviyoruz efendim. Daha önce söylemiş miydik? Duymuştum evet senden. Maşallah. Allah kolaylıklar versin. Allah razı olsun abi. Sazla sözle gidiyoruz diyorsun yani. Güzel. Eyvallah. Gönül bir yandan, şiir bir yandan, saz, söz, muhabbet hepsi bir yandan gidiyoruz. Azıcık mahzun mu gördüm abimi? Epey. Azdan da fazla. Hayır, işte hüzün yakışıyor herhalde. Dünyada huzur yok. La rahata fid dünya. İçeride arkadaşlar sohbet ediyorlar. Ahmet Bey var. Her gün bir arkadaşım Ahmet Özhan. Her gün bir arkadaşımı toprağa veriyorum diyor. Birini Eyvallah. Defnettim geldim eve geldim. Yenisinin haberini aldım diyor. Eyvallah. Artık o yaşlardayız. Bizden Allah çok, göçenlere çok gani gani rahmet etsin. Amin, kalanlara amin. Hayırlı uzun ömür versin. Bir de bu aniden durma, çok yoğun bir meşguliyetten sonra pandemi sebebiyle aniden durma daha çok tesir etti şahsen bana. Darmadağın oldum yani bir an için. Hiç alışmamışım, kendimi hazırlamamışım. Epey bir çökertti yani. Başka üzüntü sebepleri de eksik değil hamdolsun. Dua bekleriz. Nasıl bir dize vardı, yalnız hüznü vardır kalbi olanın mı diyordu. Hani kalbini fark eden adam, kalbi olduğunu bilen adam hüzne biraz daha açık oluyor galiba. Herhalde biraz daha açık oluyor. Daha yakın, gözü yaşlı oluyor. Dediğimiz gibi garip, kimsesiz, yalnız dünyada hüzün içindeyiz. İnşallah sonu hayra çıkar. Ama şimdi ben bir şey duymuştum. Nabi, diyor ki Evliya-i Kiram Hazaratı. Nabi mübareğe gelelim ama Evliya-i Kiram Hazaratı mahzun olduğunda tebessüm edermiş. Hüzün anlaşılmasın diye. Neşeli olduğunda da mahzun dururmuş.
Şimdi siz yavaş yavaş hani oralara doğru, yakında korkuyorum yanına abdestsiz girilmeyecek abilerden birisi olacaksınız. 40 desturla falan selam vereceğiz. Estağfurullah. Hüzünlü olduğunuzda ekstra tebessüm lazım size. Estağfurullah. Bilemem elleyecek giriye midir, hande midir? Yani bir mi ümmit, tam da getiremedim bak, yaşlandığımız oradan da çıkıyor. Yani korkuyla ümidin arasında kaldım da diyor. Oldu sermaye-i hayret bana bir mi ümmit. Geldi sonunda. Oldu sermaye-i hayret bana bir mi ümmit. Bilemem eyleyecek girye midir, hande midir. Ömrüm diyor sarkaç gibi ümitle korkunun arasında gidip geliyor da. Gong çaldığında nerede duracak onu bilmiyorum diyor. Allah gülerek Allah mi gideceğimi, ağlayarak mı? Yani çok ince düşünmüşler. Derin düşünmüşler, iyi yaşamışlar. Yaşamasını da ölmesini de bilmişler. Sözlerindeki tesir ondan. Ne söylerlerse yaşayarak söylemişler. Daha içinden, yani seyr-i sülükünü anlatmış aslında. Birçoğunun mısralarında o seziliyor. Yani hatta şunu diyebilir miyiz abi? Yanmış ateşi anlatıyor. Ağlamış gibi suyu anlatıyor. Şunu diyebilir miyiz? Biz hani olmayanı varmış gibi anlatıyoruz. Sizi tenzih ederim, kendimden bahsediyorum. Onlar... Olanı da 40 kat perdenin arkasına setrederek. Setrederek tabii. Fark orada tabii. Fark orada tabii, bir de yaşamadan anlatmış olmanın da bir mesuliyeti var, bir ağırlığı var. Yani söz ağır, sen de onun ehli değilsen Allah Allah. Ki durum odur, bir acı bir ağırlık olacaktır tabii, mesuliyet var. Söylememek de olmaz, o da var. Yani ne yapalım yani şimdi? Ehil değiliz diye susalım mı? Ya ben öleyim mi söylemeyeyim? Ya ben öleyim mi söylemeyeyim? Abi Şah Nakşibend Efendimiz söylemiş. Diyor ki, kişinin yaşamadığı makamların sohbetini etmesi, onların ona haram olmasına sebep. Aman Allah'ım. Yaşamak haram olur. Aman Allah'ım. Aman ya Rabbi. Susan kurtulur bunun için de herhalde. Allah affetsin. Bizim işimizde konuşmak. Amin. Bir de daha çok konuşalım diye televizyon falan kuruyoruz. Falan bir sürü mecra kullan. Can abim. Allah teşekkür ederim. İyi etsin inşallah neticeyi. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayati İnanç. Can abim benim. Sağ olsun. Hayati abi derdini söyle programıyla inşallah bizimle birlikte olacak. Birazcık anlatmaya çalıştım ama sizlerden birisi bu programın sunucusu olacak. Hakikaten derdim var diyen biri gelecek, oturacak ve şiirlerle Hayati abi anlatacak o derdin çaresinin ne olduğunu, nice olduğunu. Şimdi bir şey söyleyeyim. Biz bugünkü programda bazen May Mecra'da program yapacak kişileri konuk ediyoruz. Bazen de yapacağı program henüz belli olmasa da May Mecra'nın anahtarını cebinde taşıyan kişileri konuk ediyoruz. Onlardan birisi geliyor. Heten Keten abi, Hasan Kaçan. Enişte. Hele gel Hasan abi. Hoş geldin, safa getirdin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Böyle bir şey var değil mi bu selamlamada? Tabii abi. Tonlamaya göre adamın ne istediği, ne yapacağı falan değişiyor diyorlar. Tabii ki abi. Yani her lafta o var. Mesela kahveden birisi şey yer, selamun aleyküm der. Herkes kalır. Yapışır yani. Eyvah, kimle papaz olacak bu acaba falan der. Ama gene selamun aleyküm diye girer. Eyvah. Ondan sonra işte öyle selamun aleyküm diye bizim gibi gülerek tamam neşesi yerinde. Selamünaleyküm diye şaşırarak da yürüyem olur. Aynen. Bir de şey var. Adam giriyor içeri diyor. Selamünaleyküm. Bu da borç isteme selamı. Öbürü de böyle yapıyor. Aleyküm selam. Tamam işte. Dolayısıyla ya yeter ki selamünaleyküm de girsin. Değil mi? Tabii abi geldi selamünaleyküm dedi. Tamamdır abi. Ondan sonra aleyküm selam demesi bizden. O kadar. Kapı böyle açılıyor. O kadar abicim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Hasan abi. Soruyorlar diyorlar ki Hasan abi ne yapacak May Mecra'da? Diyorum ki ben de henüz bilmiyorum. İnan ben de bilmiyorum. Ama Allah biliyordur kuşkusuz. Ya estağfurullah. Tabii ki yani. Bir şey yapacağız. Gevezelik edeceğim bir kere. Langır langır konuşacağım. Sağa sola dokunacağım. Ama fincancı katırlarını birazcık ürküteceğiz, birazcık ürkütmeyeceğiz. Ürkütmeden konuşmanın da tadı olmuyor pek be. İşte yani, ya vurdun mu ses gelecek. Fincancı katırlarını kaçırmak başka bir şey, hafif ürkütmek başka bir şey. Ürküt abi ufaktan ama komple şey yapma, dağıtma yani. Lazım olabilir o. Ya, züccaciye dükkanına fil gibi girme ama bir iki şeyi de ürküt. Heh. Eyvallah. Geçen gün dedin abi.
Yani bir hadiseler madiseler oldu geçen haftalarda. Ya şimdi biz şey olarak, meşrep olarak diyelim. Elhamdülillah Müslümanız ama meşrep olarak da ne bileyim yani kötü lakırdı eden, etmeyen kim olursa olsun artık ruhunu teslim ettikten sonra onun evet. kalan cesediyle alakalı cesediyle alakalı kötü konuşmayız meşrep olarak. Kötü konuşan vardır. Ona da bir şey demiyoruz ama biz kötü konuşmamayı tercih ediyoruz. Tam tersine şimdi bir fıkra var onu anlatayım da onunla anlat, şey yapalım. Agop son nefesini veriyormuş. Demiş ki mahallenin hocasını çağırın. Bana kelime-i şehadeti telkin etsin. Evet. 40 yılın Agop'u yani. Efendime söyleyeyim. Evet. 40 yılın Agop'u Müslüman olacak. Hocayı çağırın bana kelime-i şehadeti telkin etsin diyor. Mahalleli hemen koşmuşlar. İşte kapıyı çalmışlar. Hocam koş işte Agop senden kelime-i şehadeti telkin etmeni istiyor. Hoca yıllarca diz çürütmüş. Efendime söyleyeyim. Tevcütler. Yatmış, kalkmış. Yani artık hani bir, büyük bir emekçi olmuş diyelim. Yoğun bir mesai harcamış yani. Düşünsene abi. Ahireti kazanmak için. Mevzunun nereye gideceğini anlar gibi oldum. Ona gülüyorum baba. Evet. Yani bunca yıl bu kadar mesai harcayan bir insan bunu duyunca hemen o da diğer komşuları gibi heyecanla evden fırlamış, Agop'un evine gitmiş, ölüm döşeğindeki Agop'u görmüş. Evet. Yastığı almış ağzına bastırmış. Herifi boğmaya başlamış. Evet. Aman demişler hocam ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim yani. Hani adama kelime-i şehadeti telkin edecektin. Müslüman olacaktı. Hoca dönmüş var mı öyle beleş demiş ya. Var mı öyle kardeşim yani? Biz senelerdir boşuna mı bu kadar diz çürüttük? Adam göz göre göre cennete gidiyor lan demiş. Var mı öyle beleş yani? Bastırmış yastığı. Şimdi bazımızda öyle bir şey var, huyu var. Yani ben o kadar kardeşim yani yapma yani sen şimdi iki dakikada tak. Yani şu umut kimimizde olmuyor. Nedir o umut? Ya İnşallah son nefeste iman nasibi olmuştur. Şimdi bu bir iyi niyet. Kötü söylemiş de olabilir, kötü konuşmuş da olabilir. Hatta abi küfrünü bildiğimiz, küfründen emin olduğumuz kişiye bile toprağı bol olsun diye bir laf bulmuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Eyvallah. Kaldı eyvallah. Ki iman edip de günahkar olanın arkasına bir şey geldi gönlüme. Sen seversin bunları abi. İbrahim Aleyhisselam misafirsiz yemek yemezmiş malum. Bir akşam sofrayı kurmuş, elini açmış ya Rabbi bir misafir gönder falan. O sıra bir ihtiyar pirifani birisi karşılaşmışlar, almış getirmiş. Baba beraber yemek yiyelim. Oturmuşlar sofraya. İbrahim Aleyhisselam başlamış misafire bakıyor. Besmele çekmediğini görünce hayırdır ben mecusiyim evladım deyince. Rivayet o ki İbrahim Aleyhisselam demiş ki ya ben seninle yemek yiyemem falan uğurlamış. Diyor ki Allah peygamberini tazir etti. Dedi ki onu ben yarattım. Ömür verdim, sıhhat verdim, rızık verdim, evlat verdim. Bana inanmadığını bile bile bunları verdim. Sen kimsin ki bir tas çorbayı çok gördün? Haddimizi bileceğiz babam. Yani he? Birazcık onu yapma. Bak, ama şu var ki diyelim ki hani sağlığında bu kadar aykırı ve bu kadar rencide edici gidenlere... Aha. Hadi bırakın bu işleri. Uzadı mı abi? Eyvallah. Abi hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Eyvallah. doğru öyle ya. Abi gel. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Şükürler olsun. Bilmediğimiz şeylerden konuşuyorduk. Senin bilmediğin şey var mı? İşte onun için bilmediğimiz. Yani, bilmediğimiz şeylerden konuşurken şunu evet. demeye çalışıyor. Hiç konuşmuyorduk öyle susuyorduk. Devam. Hadi devam bozmayın. Eyvallah. Bozmayın. Yani şöyle, aykırı da gitse, çok aykırı, acayip aykırı da gitse kişi, biz ona sağlığında
belki buğz ederiz ama göçüp gittikten sonra niye o kadar şey yapalım? Hani ben büyüklerinden duyduğum Allah her insanın zatını âli yaratmıştır diye. Tabii. Eyvallah. Her insanın. Yani herhalde burada bir Müslüman ya da gayrimüslüman yahut da Budist ya da bir ayrımı insan. Yok. Her insanın kesin zatı âli, evet, sıfatı onun. Zatlar zaten çeşit çeşit ve parça parça değil. Bir tane zat var. O zatın muradı üzere, o zatın temel teşkil ettiği platformda sıfatlar, esmalar birer şuur kabarcığı olarak ortada dolaşıyor. Onları çok fazla ciddiye aldığımız zaman hata etmiş oluruz. Ciddiye almamak da başka bir hata. Tabii ki ciddiye alacağız ama evsatuha, ölçüyü kaçırmayacağız yani. Bir dakika. Sayın Kaçan, bir dakika şimdi. Böyle moderatör havasına girdim, böyle ayakta duruyorlar, bir şey anlıyor. İtirazın var mı abi şu muhabbete? İtiraz et gibi bir şey olsun. Manyak mıyım? ama reyting şeyde, itirazda ve kavgada var. Ha, yok. Burada danışıklı dövüş onlar. Kimse de yemiyor artık. Eyvallah. Burada yok. Ama ben size şeye, ben üzülüyorum. Bilmiyorum babacığım ne buyururlar. Mesela bir kötü işlerle uğraşan, hatta mesela insanları öldüren, insanların mahvına sebep olan kişiler bir şekilde ölüyor ya da öldürülüyor diyelim ki. Yani ya da asker tarafından şu bu. O adam artık gittikten sonra orada bir ceset kalıyor. O ceset hakkında kötü konuşmak ya da o cesede eza cefa yapmak bize yakışan bir şey değil. Çünkü o şey gitti artık ondan. Evet. Zaten Hasan'cığım her zaman dinlemez miyiz birlikte senden? Biz sarhoşla uğraşmayız, sarhoşlukla uğraşırız. Biz hırsızla uğraşmayız, hırsızlıkla uğraşırız. Biz kötülüğü, o fiili işleyenle değil, o fiilin ortaya çıktığı bataklığı kurutmakla uğraşırız. Uğraşmamız lazım daha doğrusu. Onun için yere düşmüş bir kişiye, yaşıyor olsa dahi bir tane de bizim vurmamız bize zaten yakışmaz. Yani. Neydi o babacığım? Türkü'de, türkü müydü, şarkı mıydı artık karıştırmayayım. Hani kör olası meyhane sarhoşum nerede kaldı diyor. Şimdi meyhaneye lanet ediyor. Kör olası sarhoş benim. Sarhoşum nerede kaldı? Sarhoşa sahip çıkıyor. Çünkü o tövbe edebilir. Evet, o kötü alışkanlığından vazgeçebilir. Tabii. Ama asıl uğraşılması gereken meyhane. Meyhane diyor. Tabii. Sarhoş her an dönebilir tabii. Eyvallah. Hasan abicim teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Can abi. Ağzına sağlık Hasan'cığım. Allah razı olsun. Yani şöyle bir espri yapalım dedik, daldık ortaya. Eyvallah. Kusura bakmayın. Ne kadar güzel oldu. Ne kadar. Şeref verdiniz. Hasan şeref abi aldık. Teşekkür şeref ederiz. Aldık. Eyvallah. Ahmet abicim hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah. Teşekkür ederim. Allah umduklarınıza nail, ummadıklarınızdan da uzak eylesin inşallah. Amin. Dualarınızla, varlığınızla, bütün desteğinizle inşallah. Evet. Abi. Bir şey soracağım. Buyur. Şimdi Ankara'ya doğru arabada gidiyoruz. Siz bana Safer Efendi Hazretleri'nin merhum, biraz böyle hatıralarından bahsettiniz. Tasavvuf müziği için yaptığı hizmetten bahsettiniz. Evet. Şimdi sizinle yapacağımız çıktığım Erik Dalı'na programında bunu ben de o sıra gönlüme şu doğdu. İki isim. Bir, merhum Safer Efendi Hazretleri. Onun teberrüğü bu işin içinde olsun. İkincisi, zat-ı haliniz tasavvuf müziğini merdiven altından agoraya çıkaran isim. Kıymetlisiniz. Şimdi bunu yapacağız ama Safer Efendi Hazretleri ne yaptı o dönem? Bir anlatır mısın? Bir dostlar da duysun derdim. Dostlar da duysun. Safer Efendi Hazretleri tasavvuf musikisinin bu dönemdeki banisidir. Bunu herkes böyle bilsin yani. Bu bir gerçek bu. Bir kere gönlüyle finanse etti. Evvela gönlüyle finanse etti. Yani 50'li yıllarda askerden yeni döndüğü zaman, benim yeni doğduğum zamanlardı. Elinde TK bilmem kaç böyle teypler vardı. Sen bile hatırlamazsın onları. Bavul gibi. Yani kolu düşer adamın, omzu düşer adamın. Ondan daha bayır sokak sokak dolaşıp dergahların açık olduğu zamanlardan bakiye, zakir ve zakir başları kimler var, hangi tarikin zakirlerinden kimler yaşıyor,
Bunların hepsini tespit edip, sonra kapılarını çalıp, gönüllerini bir şekilde edip, kimine muhallebine, kimine mangır, kimine güler yüz, kimine tatlı dil, efendim, onların zihinlerinde kalmış ne kadar ilahi varsa, o teyip, bu bavul gibi teybe, makaralı teybe, okutarak onları toplamış. Aklına neresi gelirse, İstanbul içi, İstanbul dışı, sorun değil. Aradan seneler geçmiş. Bayağı bir sene geçmiş yani. 50'ler, 60'lar, 70'ler bundan hepsi toplanmış. Hı hı. Efendim, sonra netice itibariyle zamanın bir diliminde biz zahir olduk. Tuğrul Efendim Hazretleri bana gel dedi bir 74 Ramazan'ında. Bir teravihe götüreceğim seni bir yere dedi. Ben hayatımda hayır demediğim için ona. Olur abi dedi. Gide gide Karagümrük'e gittik. Efendim. Yani mahalleye girerken başlamış farkında değilim ama hele hele o mekana girdiğim zaman boyut değiştirdik. Bir başka boyut. Gene insanlar, gene sokaktaki insanlar gibi insanlar ama bir başka insanlar. İrtifa değişti. Evet, yani mesela bu gül, gül. Ama bu gül, cennetteki gülün dünyadaki şuhud alemindeki remzi sadece. İşte o insanlar, cennetteki insanların bu dünyadaki remizleri değildi. Cennetteki insanlardı onlar. Öyle nurlu insanlardı onlar. Onları görünce bir kere sevmemek mümkün değil. Akıyorsun böyle. Güler yüzlü, tatlı dilli, ikramcı, efendim latif, latifeye uygun bir şekilde yani latif. Karşısında oturuyorsun, gönlün safa buluyor. Yüzünü görüyorsun, yüzün gülüyor. Görmediğin zaman kasvet basıyor. Aman diyorsun ya ben onları görmeliyim yani. Bu hal zuhur ediyor. Emin ol buna ki sen de çok iyi bilirsin bunları tabii ki. Biz dostlara anlatıyoruz. Sonra işte orada bir başka nur, Sefer Baba var. Bir başka nur. Hepsi nur da orada bir başka nur. Böyle bir gönül çelen, aman ya Rabbel Alemin. Bakışıyla, tebessümüyle, esprisiyle, efendim, aba altından zaman zaman bir takım şeyleri göstermesiyle hor diye değil de, hani böyle sen anla artık gibilerinden. Her şeyiyle mükemmel, ya harika. Ama. Bir gün bana dedi ki, Ahmet dedi, şu kaseti al. Alayım. Bir yerden başlamamız lazım oğlum dedi. Şunları dedi bakalım bir notayı almaya başla. Şimdi evvela o makara kasetlerden kasete transfer yeni bir takım aygıtlar çıktı. Onları takip etmiş, buldurmuş, etmiş, almış. Oradan kasetlere aktarılıyor çünkü herkese artık makaralı teypler yok ki bandı verse çözümleyemeyeceğiz. Kasetleri verdi, kaset verdi bir tane. Efendim aldım götürdüm yazdı da. Bir yazlık kulübümüz vardı. Orada hatırlıyorum. Efendim, o zamanın şartları içerisinde ses bir kayboluyor, bir çıkıyor. Böyle neden diye anlaşılmıyor. Bir şeyler okunuyor. Aman ya Rabbi bunu nasıl çözülür bu? Efendim, neyse. Evvela makamı tespit edersin, ondan sonra güfteyi tespit edersin, ondan sonra ritmi tespit edersin, usulü tespit edersin. Sonra onları tekrar montaj yaparsın falan bir restorasyon, evet nota lisanına dökersin falan. Böyle çalıştırdı beni sultanım. Muharrem ilahileri varmış o kasette. Efendim, Muharrem ilahileri, mersiyeler var ondan sonra. Kurretül Aynu Habibi, Kibriyasın ya Hüseyinler, işte efendim buna mümasil böyle hüzzam, segah ağırlıklı. Neyse ben onları çalıştım, notayı aldık, yaptık. Bir de nühüf durak.
Rivayetten gelir bir gün Resulullah olup dil şana diye başlayan Nühüt makamlı bir durak. Hafız Yaşar'dan geçirmiş o. Bir de bunların hikayeleri var tabii yani. Şimdi vallahi, bazı insanlara söyleyeyim, sizin için de benzer bir durum söz konusu. Sizin eser okumadan geçen vakitlerinizde size bir günah yazılıyordur zannediyorum. Neyse. Yaptık ettik falan filan. Kısa bir zaman sonra da Muharrem ayı geldi ve 10 Muharrem geldi. Ve biz Koca Mustafa Paşa'dayız. İstanbul'un fethinden beri 10 Muharrem'de İstanbul'un en kıdemli tekkesidir Koca Mustafa Paşa. Sümbül dergahı. Eyvallah. Efendim orada şeyler yapılıyor, merasim yapılıyor. Mersiyeler okunuyor, mevlütler okunuyor, kasait okunuyor. Daha 26 öncesi devranlar oluyor, kıyamlar oluyor falan. Böyle bir debdebe başlıyor. Akşamları yatsıya kadar yani. Onu uzun bir zamandan beri, uzunca bir zaman, onlarca yıllardan beri bu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Moskisi ve Vakfı'nı araştırma yaşatma. Bunu idarecileri ve oradaki talebeleri, bu eserleri meşk edenler yapıyor. Biz de onların içerisine katıldık. Netice itibariyle hemen önümüzdeki Muharrem ayında, 10 Muharrem'de oradayız. Harem yanmamıştı daha o zaman. Ve son şeyhin oğlu da Ankara'da oturur ama 10 Muharrem'de gelir. Orada harem yanmamıştı, ne güzel bir tabir. Evet. Ah ki anlayan anlasın değil mi? Bilenler bilsinler. Efendim aşure yapar. Aşure yapar. Aşureden önce de biraz peynir ekmek verirler. Birdenbire hani böyle aşure baymasın içine diye. O ritüel var. Büyüklerimiz var. Meşayih, o bakiye kalan meşayihten insanlar var. Muzaffer Efendi Hazretleri, Sefer Babam hepsi falan. Tabii ki Tuğrul abim. Şimdi ben de o zamanların genç tanınan bir siması olmam itibariyle oradaki büyüklerimiz Ahmet Bey de bakalım sesinin bir zekatını verecek mi? Eyvallah. Bir şeyler bize lütfeder mi falan. Şimdi ben de taze Muharrem mersiyeleri var. Ondan sonra bilinmeyen ve zorca, yani notaya alınması da falan bayağı müşkil bir ilahi vardı. Berter Şerer'i Nad-ı Ali'den doğur etme ya Rab, bizi evladı Ali'den diye, bu çok güzel bir şey. Onu okudum. Tabii ortalık bir pardon oldu yani. Bak Yeşil Yeşil Ahmet gelmiş orada Mersi'yi okuyor falan. Lan illi mi, cinli midir bu adam? Nereden bilir bunları yani bu çocuk? Yani sahnelerin bir çocuğu gibilerinden ama ben sırtım Sefer Efendi'nin dizlerine dayalı. Sırt sağlam yere dayalı. Sırtım oraya dayalı. Dedi ki, hizmetin zerresi bile zayi olmaz Ahmetciğimdir. Bak gördün mü dedi. Bize eyvallah takdir ettiler falan filan. Yani Sefer Efendim netice itibariyle insanı birey ve toplum olarak bu şekilde motive eden, güzel yüzüyle, güzel sözüyle, güzel ahlakıyla ikram ederek, her türlü gönlünü fethederek insanların bu işin banisi olmaya imzasını atmıştır. Eyvallah. O zaman şöyle diyelim. Bu güzel zatların dizi dibinde yetişen, bu eserleri merdiven altından agoraya çıkaran Ahmet Özhan abi değil de çıktım erik dalına programını ya başka kim yapsaydı? O programda etraflı bunları konuşacağız. Abi evet, çok teşekkür ederim varlığın için. Ne demek? Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bütün davamız hizmet. Bir kişinin aklına şu kadarcık bir şöyle bir neden olmasın ilginç dedirtebilmek hadise o. Çünkü yangın kıvılcımdan çıkardı. Evet. Bir kıvılcım çakalım. Yansın harem. Yansın abi. Eyvallah. Eyvallah. Abi la. Bir sarılsam ne olur? O hiçbir şey olmaz. Bunu gönlümden gördüm. Eyvallah sağ ol. Pandemi pandemi kucaklaştık. Tabii. Oh, Allah razı olsun canım benim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol var mı? Eyvallah.